Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine Astra J GTC olarak bilinen kasanın onarım videolarını çekmiştim. Şimdi de bu videoyu çekmemdeki amaç aracın motor beyninde veya hafızasına kaydettiği herhangi bir arıza kaydı veya mevcut durumda olan problemler, sorunlar var mı elektronik sistemde diye aracımıza bindik. Ve ben şimdi arkadaşlar videoyu kısa süreliğine kestim. Aşağıdan bizleri desteklemek adına videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanala da abone olursanız yine sevinirim. Aşağıdan çekmek istediğimiz videolar varsa onları da yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Şu an videoya geçiyoruz. Bir bilgisayara bağlayacağım. OBD2 soketiyle birlikte. Bakalım sizinle beraber bu işlemi gerçekleştireceğiz. Aracımız dediğimiz gibi Opel Astra J GTC olarak bilinen bir kasa. 2012 model veya 2013 model olması lazım. Şimdi nasıl arıza tespiti yapılır? Bilgisayarla nasıl bir arıza tespiti yapılır? Onu göstereceğim. Tabii ki bilgisayarla yapılan işlemler daha çok. Bunun kalibrasyon ayarı bizim YouTube sayfamızda var. Ama şimdi tabletle yapacağım. 3-4 tane arıza tespit cihazımız olduğu için farklı bilgisayarlarla sizlere bunu göstermek istiyorum. Öncelikle yapmamız gereken işlem, videoya geçelim tabii ki. Şimdi arkadaşlar kontağı çevirip ilk çevirdiğimizde ekranlar geliyor. Biz ikinci çevirdiğimizde kontağın açılmasını bekliyoruz. Daha sonra bizim burada bir OBD soketimiz var. Yani bu piyasada 50-60 liraya satılan bir cihaz değil. Zaten giriş yeri de tam görünmüyor da onunla nasıl yaparız? Aşağıda ben aracı aydınlık bir yere aldığımda göstereceğim. Dediğim gibi 50-60 liralık bir cihaz değil. Zaten bunu bir servis olarak kullanamayız. Ya Launch Easy Diag diye girerseniz zaten aracın diyorum arıza tespit cihazının fiyatını görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir adet de bizim tabletimiz var. Bu tabletle Bluetooth yardımıyla arıza tespit cihazımıza bağlanıyoruz. Ve daha sonra bilgileri bilgisayarla bu şekilde okuma yoluna gideceğiz. Kontağımızı açtıktan sonra sizlere hemen gösteriyorum. Burada bizim programlarımız var arkadaşlar. Daha doğrusu Bluetooth'la bağlanacağımız program. Burada görüyorsunuz. Buna tıklıyorum. Şöyle yaparsam sanki daha mı iyi olur? Evet de kayıyor. Şimdi buradan devam ediyorum. Buradan aracımızı bulmamız lazım. Avrupa'ya geldikten sonra Opel arkadaşlar. Opel'e tıklıyorum. Burada versiyonları var. İngilizce versiyonu ve Türkçe versiyonu var. Bizden hangisini istediğimizi soruyor. Biz Türkçesini istediğimiz için burada Türkçeyi seçiyoruz. Onayla kısmından öncelikle Bluetooth bağlantısını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bluetooth bağlantısı gerçekleştirdikten sonra bize sorular soracak. Oradan ayarlarını yapacağız. Bluetooth şu an bağlandı gördüğünüz gibi. Şimdi burada 3 tane seçenek geldi. Bu seçenekler nedir arkadaşlar? Onlardan bahsedeyim. Bu seçenekler otomatik bir şekilde aramamızı sağlayacak. Sistemi seçmemizi sağlayacak. Hani sen teker teker girmek istiyorsan sistemi seçeceksin. 2012 J kasa falan. Buyur. Buradan ben otomatik sistemi seçiyorum arkadaşlar. Şimdi zaten otomatik olarak aracımızın şasi numarasını, modelini ve yılını yazdı. Tamam diyorum. Buradan hızlı test diyerek aracımızdaki hızlı bir şekilde arızaları bize gösterecek. İletişim sağlanıyor şu anda. Bekleyiniz diyerek iletişimini gerçekleştiriyor. Şimdi aramaya başladı. Burası motor bölümünde şu an için bir adet hata kodu buldu. %29 şu anda arkadaşlar. Burası %100 olunca arıza tespit cihazımız tamamlamış olacak işlevini. Gördüğünüz gibi burada zaten
hangi sistemlere girdiğini yazıyor. Genel olarak bir tarama, hızlı bir test yapıyor. Burada dediğim gibi elektronik arızaları gösterir. Mekanik hiçbir arızayı göstermez bize. Mekanik arızaları usta olarak bakılması gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı, problem olduğunda da bizi hemen videonun bu üst köşesinde, hemen sağ tarafa bırakacağım. Telefon numarasından, İstanbul'da olun olmayın hiç fark etmiyor. Bilgi almak için arayabilirsiniz, normal arayabilirsiniz. Şu an konuşmamdaki sebep aramanın bitmesini bekliyorum. Arama bitti arkadaşlar. Şimdi bu pause diyor ama şu an duraklatma kısmı geçsin. Evet, bu ekran gelecek. Buradan hata raporlarını göstermemizi sağlıyor. Bakın motor bölümünde bir arıza var. Ondan sonra bu bölümde ve elektrik gövde kontrol modülünde arızalar mevcut. Bu elektronik direksiyon modülüyle alakalı olması gerekiyor. Bu gövde kontrol modülü mesela left park lamba kontrol cürcüt ne diyor? Sol park lambasını kontrol, sağ park lambasını kontrol. Bunu vermesindeki sebep önlerde iki tane LED lamba var. Büyük ihtimalle ondan veriyor. Mesela İngilizce olduğu için bunları çevirmemiz gerekiyor. Çeviriye basıyorum. Bazen herhangi bir hata verdiği için çevirmiyor ama mesela üstüne basıp o hata hakkında YouTube'da, Google'da herhangi bir şeyde bize çözümlerini gösteriyor diyeyim daha doğrusu. Bize çözümlerini Google'da aratıyor. Yabancı kaynaklı olsun, Türk kaynaklı olsun. Bütün sistemdeki arızaları bize gösteriyor arkadaşlar. Şu an bir sıkıntı yok. Dediğim gibi bu şekilde de hataları görüyoruz. Clear DTC dediğimizde de hataları siliyoruz. Tabii ki mevcut olan bir hatayı silemeyiz. Ama mevcut olmayan hatalar varsa silinir. Mesela gördüğünüz gibi motor kontrol modülü, yani motordaki biraz önce veren hatayı sildik. Ama mesela LED lambalar demiştim biraz önce, sol ve sağ park, onları silmeyecektir. Gördüğünüz gibi de silmedi. Bu şekilde arıza tespitlerimizi yapıyoruz. Herhangi bir konuda yardımcı olmamızı istediğiniz bir şey olursa arayabilirsiniz dedim. Veya yorum olarak da belirtebilirsiniz. Bize desteğiniz çok önemli öncelikle. Videoyu böldüm. Takip ederseniz de çok mutlu olurum. Şimdilik videomuz bu kadar.